Herkese merhaba arkadaşlar. eBay hesabı nasıl açılır ve eBay'a nasıl giriş yaparsınız? Bundan bahsedeceğim bu videomuzda. Öncelikle herhangi bir internet aracınızı açın. Ben şu an Internet Explorer açtım. Siz Google Chrome veya farklı bir internet aracı da kullanabilirsiniz. Şu arama çubuğuna gelen eBay yazın. Yandex'e veya Google'da arayabilirsiniz. Gireceğiniz site aslında eba.gov.tr. Yani şu buradan arama yapar bir tıklayacağınız gibi yeni sekme açarsınız. Buraya eba.gov.tr yazmanız bile yeterli. Bu siteye doğrudan gireceksinizdir. Ben niye Internet Explorer'da açtım? Az önce Google Chrome'da videoları açmamıştım. Belki Explorer'da daha stabil çalışır diye. Çünkü genelde devlet uygulamaları Explorer'da daha stabil çalışıyor. O yüzden Internet Explorer'da açmayı deniyorum şu an. Onu videoları açıyorum açmıyor deneyeceğim. Site bu. Çok güzel bir site yapmışlar. Her şeye buradan ulaşabiliyorsunuz. 7/24 burası açık. İsterseniz öğretmen olarak giriş yapabilirsiniz. Veli olarak giriş yapabilirsiniz. Ben öğrenci hesabıyla giriş yapacağım. Benim bir hesabım yok burada. TC numaramı biliyorum ama şifremi bilmiyorum. Eğer daha önce bir EBA hesabı oluşturduysanız şifremi unuttuğuma tıklayın. Mail adresinize veya telefonunuza yeni şifre alabilirsiniz. Ama bizim hesabımız yok. EBA hesabı oluştura tıklıyoruz. Daha sonra burada bir numara var. Bunu giriyoruz. 49-15 bu numara. Daha sonra TC numaramızı gireceğiz. TC numaranızı da buraya girmeniz gerekiyor. TC ile not defterine yazıp kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Daha sonra okul numaranızı gireceksiniz buraya da. 9 veya 80 artık neyse yazın buraya numaranızı. Buraya kimliğinizdeki seri numarasını gireceksiniz. Eğer kimliğiniz yeni kimlikse seri numarası şöyle oluyor, onu göstereyim. Şuradaki numara oluyor. 9 karakterli bir numara. Hatta şöyle ben size sayayım. Bakın A1, 2, 4, 6, 8, 9. Şu numara seri numarası yeni kimliklerde. Bu gelin bu numarayı seri numarası olan kısma yazın. Nereye gideceksiniz? Tam şuraya gideceksiniz. Bendeki yeni kimlikti. O yüzden buraya yeni kimliğin seri numarasını yazıyorum. Yapıştır yaptım, bir yere yazmıştım. Eski kimliklerde nasıl yapacağız derseniz. Onlardan da bakın, şurada bir örnek koydum. Şurada seri ve no kısmı ayrı. Siz bunların ikisini gelip birleştirmeniz gerekiyor. Yani şuradaki seri yazan kısımla şu no yazan kısmı birleşik edeceksiniz. Ortaya ne çıkacak? 9 karakterli bir şifre. Hatta sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Değil, aynen. Burada da aynı. Bu da bayan kimliği. Pembe kimlik. Burada da şu numarayı yazıyorsunuz. İkisinin toplamından oluşan numarayı. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi hesap açmaya geri dönelim. Daha sonra giriş yap diyoruz. Ve karşımıza böyle bir ekran geliyor. Buraya da şifremizi gireceğiz. Ben şifreyi yazmıştım not defterine. Bunu giriyorum. Bunu da buraya giriyorum. Burada velinin e-posta adresi veya öğrencinin, buraya da velinin veya öğrencinin şeyini girmeniz gerekiyor, cep telefonunda. Bunlar çok önemli çünkü şifreyi unuttuğunuz zaman bu adreslere gönderiyorsunuz. Atıyorum ben buraya yazayım. Atıyorum ne olsun, Mustafa adı, sonra ben buraya düzenleyeceğim. @gmail.com. Kendinize mail hesabınız yoksa bir mail atın. 555-404-0404 yazayım numarama da. Şifre oluştura tıklayıp şifremiz oluşturmuş oluyoruz. EBA şifresi başarılı oluştu diyor. Artık EBA'ya gir diyerek EBA sistemine girebiliriz. Şimdi ben videolarım bakalım Google Chrome'da açılıp açılmadığını mı yapacağım? Ay pardon. Explorer'da. Az önce videolar Google Chrome'da açılmamıştı. Bu şekilde EBA hesabınızı bir dakikada oluşturabilirsiniz. Çok basit aslında. Bu arada eski kimliklerde arkada bir numarayı kullanarak daha hesap oluşturabiliyorsunuz. Bakın burada sayfanın neresi ekme var. Buraya tıklayıp kendi ait sayfaya gidebilirsiniz. Dersler varmış. Dersler sayfasına gidelim bakalım neler varmış dersler. Biraz yavaş çünkü sistem şu an binlerce öğrenci tarafından kullanılıyordur. Hatta milyona yakın öğrenci bu sisteme girmeye çalışıyoruz. Çünkü okula gidemiyorlar. Devletin sunucularından buraya erişmeye çalışıyorlar. Ve bu sistem ilerleyen zamanda gelişecektir. E-Devlet de aynı şekildeydi. Çok hani giriş seviyesinden başlayıp şu an her işinizi halledebileceğiniz bir platform haline geldi E-Devlet. Sunucuları bayağı güçlendirdiler muhtemelen. Ama yine çok yoğunluk olunca çökmeler olabilir. Giremiyor. Sayfama tıklayalım bakalım buraya girecek mi? Şu an dönüp duruyor. Artık buradan günün geç saatlerinde gece falan işlem yaparsanız biraz daha hızlı gireceksinizdir. İlerleyen zamanda bu sistemsel sorunlara